Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere İzmit Kocaeli'nden sesleniyoruz. Bizim Şımarık AVM'ye konuk olduk. Ve mekanın mağaza müdürü Sayın Mine Demirtaş ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mine Hanım, bir bayan olup da bu güzel mekanda mutlu olmamak gerçekten imkansız. Teşekkür ederim. A'dan Z'ye tüm ürün yelpazelerini tek bir mekanda toplayarak bizlere zamanı hediye ettiğiniz için sonsuz teşekkürler ediyorum size. Teşekkür ederiz, burayı tercih ettiğiniz için. Çok teşekkürler. Burada tabii ki henüz bebek denecek kadar yeni bir mekandayız AVM olarak. Bizim Şımarık AVM 2014 yılında İzmitlilerle buluştu. Doğru. Anlatalım mı? Nasıl doğdu? Doğuş hikayesi var çünkü her firmanın olduğu tabii gibi. Tabii ki. Aslında küçük mekanlarla başlayıp sonra büyük bir mekana geçiş söz konusu. Daha önce Polatlı, Ankara Polatlı'daydı firma sahibi. Sonra buraya gelip daha büyük mekanda hizmet etme kararı aldı. O da 2014 yılında bu kararı gerçekleştirdi. O gün bugündür de beraber çalışıyoruz. Ben bu sektörde 9. yılım zaten. Kendisiyle çalışmaya başladım. 2014'ten beri kendisiyle çalışıyorum. Kolay bir meslek değil aslında. 50 bine yakın ürün çeşidiyle hizmet veriyoruz. Hizmeti kalitesini yükseltmeye uğraşıyoruz. En önemlisi bu. Çünkü bütün ürünleri bir arada bulmak, insanlara bu konuda yardımı sunabilmek oldukça aslında zamanımızı alıyor. Çalışma saatlerimiz çünkü oldukça uzun. Ne kadar mesela? Sabah kaçta? Sabah 8.30'da açılıyoruz. Akşam saat 9'a kadar sürüyor. Bu yaz dönemlerinde saat 10'u buluyor. 12-13 saat. Tabii ki. Uzun bir zaman dilimi 15-20 gerçekten. 15-20 personelle çalışmak zorunda kalıyoruz. Vardiya evet. Sistemi kurmak zorunda kalıyoruz. Olsun. Çünkü işimiz genelde ayakta. Hep hizmet olduğu için müşteriyle birebir ilgilenmek zorunda kaldığımız için dolayısıyla 8 saati aşamıyoruz bir personel üzerinde. Dolayısıyla da şey yapıyoruz. Vergi sistemini geçiriyoruz. Çalışıyoruz. Tabii ki. Buradan hazır konu açılmışken emeği geçen A'dan Z'ye tüm görünmeyen kahramanlara, çalışan kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Emeklerine, yüreklerine sağlık diyoruz. Ve sevgili kurucumuz Sayın Tarık Ceylan Beyefendiye de buradan teşekkür ediyoruz. Böyle bir mekanı bizlerle buluşturdukları için. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Gerçekten 50 bini aşkın ürün yelpazesi. Hani şöyle konuşurken çok kolay söyleniyor ama bunun kaydını alması günler sürebiliyor değil evet. mi? Evet. Tek tek stok kartı açılıp işleme sokmak zorundasınız. O yazar kasadan geçerken dıt sesi, her dıt sesi yaklaşık 3 dakikaya mal oluyor. Yani bunları hazırlarken oldukça büyük zamanlar harcadık. Tabii şimdi zaman kısaldı çünkü her şey otomasyona döndüğü için bir kere okuttuğunuz takdirde ondan sonra sistem okuyor zaten. Bir şekilde idare ediyoruz. Süper. Biz diliyoruz ki buradaki 50 bin ürün yelpazesi sizin de biraz evvel vurguladığınız gibi hep çıta yükselterek, hep kalitenin daha iyisine giderek bizlerle olsun. Kaç katlı bir mekan burası? 5 katlı. 5 katlı. 5'inde de ayrı ayrı bölümlerle tabii ki oluşturulmuş. Bölümler. Plastik bölümü, züccaciye bölümü, hediyelik bölümü, oyuncak bölümü. Aslında bir eve ihtiyaç duyabileceğiniz bütün pratik eşyalar bizde mevcut. Büyük eşya hariç biz burada izliyorsunuz. Kesinlikle. Evet, küçük elektronik eşyalarım da var. Bir evde kullandığınız ya da kullanmak istediğiniz neyi ararsanız benim mekanımda bulma şansına sahipsiniz. Kesinlikle katılıyorum. Bir evde değil, hatta şahsımıza da hizmet veriyorsunuz. Kapının girişinde bizleri ağırlayan sımsıcık o ürün yelpazeleri gerek banyodan değil mi? Evin temizliğine ve diğer tüm mekanlara kadar bizleri taşıyabiliyor. Yani kısaca gerek çocuk, gerek bayan, gerek bay. A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlar desek aslında kesinlikle en doğru cümle olacak. Çünkü bugün geldiğimiz zaman bir saç şampuanından yarın ihtiyacımız olan bir rimele veya 3 gün sonra bir limon sıkacağından 5 gün sonra bir çamaşır ipine kadar ki hepsi. Tüm ihtiyaçlar. Burada saymaya kalkırsak dakikalar diyemeyeceğim. Saatler sürecek. Kesinlikle. Bu röportaj. Burada tabii ki bunları almak çok önemli. Biliyorum gerçekten kaliteli ürün yelpazelerini konuklarla buluşturmak. Ama ben izninizle diyorum ki ya sonrası? Burada bizim Şımarık AVM olarak satılan ürün yelpazelerinin ne kadar arkasındasınız? Zaten birçok ürünüm garantili 2 yıl kapsamında.
Plastik ürünlerimiz zaten kullanattır. Yani belli bir süreden sonra hepimiz ev hanımıyız. Sıkılıyoruz, bir yenisini alıyoruz. Kalite kontrolü çok önemli bizim için. Yani dünya standartlarına uyması gerekiyor sattığımız malın. Ve en önemlisi maliyeti. Ucuz olmak zorunda. Kaliteli ve ucuzu getirmeye çalışıyoruz. Ve bunda da başarılı olduk. Kaliteli ürünü burada ucuz alabiliyorsunuz. Bundan yaklaşık bir hafta önce bir panayır düzenledik esnaflar arası. Hem ekonomik krizden etkilendiğimiz için bunun biraz çıtasını yükseltelim dedik. Ve çok da başarılı olduk. Panayır birazcık eğlence panayırına döndü. Evet, ürünlerimi tanıtmak benim için çok önemli. Bir ev hanımı bu dükkandan içeri girdiği zaman ya şu da lazımdı, şu da lazımdı, şu da lazımdı deyip de alışveriş yapabiliyorsa bu benim aslında başarım. Vallahi süpersiniz. Ben burada çok iyi biliyorum. Gelen hanımların kafasındaki ürün yelpazesini almayıp onun dışındaki diğer 10 ürünü alıp buradan çıktığını. Kesinlikle çünkü öyle oluyor. Bir ürün için gelip 10 ürünle çıkıyorlar. Çünkü girdiğiniz zaman hani görmeme diye bir şansınız yok. İhtiyaç olmayan bir ürün yok. Ve o kadar keyifli ürünler var ki gerçekten işte biraz evvel dikkatimi çekti. Çünkü kat kat dolaştık bu güzel mekanı. O muhteşem ayakkabı kutularından ince boncuk cincikleri böyle düzenli bir şekilde çekmecelere yerleştirecek. Yani gene kutulara kadar. Ve son zamanların trendi rengarenk hediye kutuları. Yani kısaca her şey. Fazla da anlatmak istemiyorum. Diyorum ki gelsinler görsünler diyoruz. Ama sizin de vurguladığınız gibi dikkatimizi çeken ikinci şey de buraya giren sevgili konukların mutlu gülümsemelerle bu mekandan ayrılması oldu. Diliyorum ki bu gülümseme ilerleyen yıllarda da sizlerle olsun. Hedefler neler ileriye yönelik? Tabii ki bu mağazadan sonra farklı şeyler de yapmak istiyoruz. Belki çıtayı bir kat daha ya da 2-3 kat daha arttırmak hedeflerimiz arasında. Farklı ürün yelpazelerini devamlı araştırmak zorunda kalıyoruz. Trend o kadar yüksek ki her gün yeni ürün çıkıyor. Kesin şu an konuşurken bile. ve o ürünleri insanlara sunmak istiyorsunuz. Alan size yetmiyor. O kadar çok fazla ki, evet biz bundan sonra daha büyük bir yerler açmayı düşünüyoruz, orası bir kesin. Süper, ben de diliyorum ki bu keyifli mekan kalitesiyle, uygun fiyatlarıyla, müşteri memnuniyetiyle ama hep bu gülen yüzle bizlerle olsun. Saygılar olsun. Biz buradayız. Çok teşekkür ederim ilginizden dolayı. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri İzmit, Kocaeli'nden bizim şımarık AVM'ye teşekkür ederek ayrılıyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.